Belediye reisi Türk Türkan gitmesin de şeyle ne işin var sen de kim ne olsa olsun. Boş tantana. Kayıkçı kavgası da iyisi kayıkçı. Tanju Bey'e saygımız var ama bu konuda gittiği yol yanlıştı zaten. Belediye başkanlık hizmetlerini iyi yapıyor. E yapsın. Politikayla niye uğraşıyor ki? Tanju haklı. Onun yerinden gene belki başkan olur diye korkuyorlarım ben. Ama biraz sınırını aşarak konuşuyor. Bilinçsiz hareketler. Keşke atılmasaydı. Yani rezil olduk memlekete. İkaz verdiler sonra bir yıllık geçici görevi belliydi yani. Evet. Kendi düşen ağlamaz. Yani başkanımız hem Bolu'ya hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok iyi hizmetlerde bulunmuş bir abimizdir. Bolu için her şeyi yaptı. Yani çok yanlış biliyorum ihraç edilmesini. Kaç defa yenildiğini ben de unuttum. Tanju Özcan da unutmuştur başkanımız. Tabandan geldiği için, kumpaslarla gelmediği için oralara, buralara. Tanju Özcan biraz siyaseti bırakıp zabıtalarla pazar yerlerini biraz takip etse daha çok hoşuma gider halk olarak. CHP'de durması hataydı zaten. Çoktan gitmesi lazımdı oradan başka yere. Onlar gitmesi lazım o zaman CHP belki CHP olur. Bugün Bolu halkına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi hakkındaki fikirlerini sorduk. Hepsi de aynı ya, hepsi de aynı. Bütün siyasi partilerin alayı da aynı. Parayı alıyor musun sen? Niye karıştırıyorsun Ahmet'in Mehmet'in işine? De fakir fukarayı buradaki şey emeksini bilmem ne şunu bunu düşünsünler. Belediye reisi Türk Türkan gitmesin de şeyle ne işin var sen de? Kim ne olsa olsun, hakisi olsa olsun. Aylıklarını alıyorlar mı? Alıyorlar, tamam. Herkes milletvekili aylığını alıyor. Az gelip de Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını fazlasıyla mı yiyecek ya? Onun için mi çabalıyorlar? Boş tantana. Kayıkçı kavgası da iyisi, kayıkçı. Ben yabancıyım, onun için bu işlerde karışamam. Ama Tanju Bey'i severim tabii ki. CHP'li değilim ama parti olarak değil, bireysel kişi olarak. Yukarıdaki adamın değişmesini istiyorum. Niye? Artık öbür taraf gitsin. Otoriter, daha dişli birisi olacak. Sadece sözde değil. Parti genel başkanı veya parti kuruluşu doğru bir karar vermiş oluyor. Ben ona taraftar değilim. Devam ederse aynı genel başkan memnun oluruz. Genel başkanın değerini iyi bilmek lazım. Bu memleket için birçok şeyler yaptı ki anlatmakla bitmez. Tanju Bey'e saygımız var ama bu konuda gittiği yol yanlıştı zaten. Oturup paşa paşa belediye başkanlık hizmetlerini iyi yapıyor. E yapsın. Politikayla niye uğraşıyor ki? Tanju haklı. Onun yerinden gene belki başkan olur diye korkuyorlarım ben. Tanju Bey'e oy verdim seçilsin diye. CHP'li diye. Ama biraz sınırını aşarak konuşuyor. Bilinçsiz hareketler. Keşke atılmasaydı. Keşke böyle olmasaydı. Yani rezil olduk memlekete. Bilmiyorum ki ya. Ben takip etmiyorum ya böyle şeyi. Kendi düşen ağlamaz. Bu cümlenin içinde neler var biliyor musun? İkaz verdiler sonra bir yıllık geçici görevi belliydi yani. Tanju Özcan kişilik olarak çok iyi bir insan. Ta ki gençlik kollarından, milletvekili, milletvekilliğinden, işte belediye başkanlığı. Fakat Tanju Özcan konuşurken herkese bir şeyler söylüyor ya. Üsttekiler bu şekilde işleri, siyaseti kabul etmediği için Tanju Özcan sahip çıkan olmadı. Ona da çok üzülüyorum. Tabandan yetişen insanı harcamak çok zor olması lazım. Ama CHP'de bu yok. CHP'de benim olsun, küçük olsun. 17 sene mi oldu Kılıçdaroğlu geleli? 17 seneden beri kaç defa yenildiğini ben de unuttum. Tanju Özcan da unutmuştur başkanımız. Ama o koltuk benim olsun, küçük olsun. 25'ten yukarı puanı çıktı mı CHP'nin çıkmadı. Tanju Özcan da konuştuğu için, tabandan geldiği için, kumpaslarla gelmediği için oralara, buralara çok mutluyum o konuda. Kendisini de çok severim. Tanju Özcan biraz siyaseti bırakıp zabıtalarla pazar yerlerini biraz takip etse daha çok hoşuma gider halk olarak. Çok yanlış buluyorum. Yani başkanımız hem Bolu'ya hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok iyi hizmetlerde bulunmuş bir abimizdir. Bolu için her şeyi yaptı. Yani çok yanlış buluyorum ihraç edilmesini. Zaten biz de onun yanında yürüyüşe katıldık. Bize de bir ihraç talebi olmuş büyük ihtimalle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan Atatürkçü, doğru, dürüst bir adamdır kendisi. CHP'de durması hataydı zaten. Çoktan gitmesi lazımdı oradan başka yere. Herkes memnun. CHP'de %100. Orada birkaç kişi başta ileri gelenle onlara gitmesi lazım. O zaman CHP belki CHP olur. Ama şu anda CHP değil.